biraz böyle dur gider. Tamam. Sen şu domateslerimi bir yıka. İkisini de şunların kapağına kapak yapalım bunlara. Cümleten selamün aleyküm sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evimize. Mutfağımıza hoş geldiniz. Ben bugün biber dolması yapıyorum sevgili izleyicilerim. Geçen gün bu biber dolmasını, biberi yani Cansu Emoş'a koymuş. Emoş da götürmek istememiş. Dolabında varmış. O da bana bıraktı gitti. Ben de duruyordu. Dolapta ayıkladım ne ettim. Hazırdı böyle. Hemen bir iç yaptım buna güzelce. Video çekmeyi de unutmadım. Aslında baştan video çekeceğim ama telefonumun şarjı yok. Şarjda dahil duruyor telefonum. O yüzden video da çekmedim. Sonra çekim dedim. Bunun içine de zaten bildiğiniz klasik şeyler ama yine de ben de size söyleyeyim neyi var içinde. Bunun içinde güzelce soğan, yağının içinde soğanını güzelce öldürdüm. Daha sonra biraz salça kattım, biber salçası. Ondan sonra bulgurunu kattım, güzelce bulguruyla da çevirdim, kavurdum derken üstüne domates sos döktüm sevgili izleyicilerim bunun. Yarım şişe kadar. Benim şişelerim zaten küçük şişe, yarım kavanozlardan. Onun yarısını da domates sosu döktüm. Üstüne de baharat olaraktan tuz, toz biber, biraz kimyon değil, ne onun adı, sumak döktüm. Biraz da nane kattım içine. Bu kadar işte. Şöyle dolu dolu dolduruyorum. İçi fazla yapmışsın çünkü. Biberim de az çok değil. Bir pişirimli kanca olur. Ben de o yüzden biraz çok dolduruyorum. Şişecek ama olsun. Biz şişle de seviyoruz biber dolmasını. Şöyle bakalım. Siz de neler yapıyorsunuz sevgili izleyicilerim? Nasılsınız? İyi misiniz? Kış hazırlıklarınız başladı mı? Bizim burada bayağı kış hazırlıkları da başladı. Bugün günlerden çarşamba. Ben bu videoyu yarın atarım büyük bir ihtimal ama perşembe günde Allah nasip kısmet ederse inşallah domatesimi, biberimi alacağım. Menemenliğimi yapacağım. Şimdiden yapalım, aradan çıksın. Şöyle tenceremize güzelce diziyorum. Belki gözüküyordu. Şimdi döner, tam döndürmeyeyim. Ağzalarına da şöyle domates kesip kesip kapatacağım. Çünkü ben bunun kapaklarını attım. Kendi kapağı olduğumu sevmiyorum. Domates olduğumu güzel oluyor içinde. Yani kapak olarak. Şöyle doldurup doldurup atalım bakalım. Bunu taze pişirip yiyeceğim. Şimdi Kaan diyor ki anne bunu bugün mü pişireceğim diyor. Kaan çok sever biber dolmasını. Ben de severim. Ama yeşim biraz sevmiyor. Ona da başka bir şey hazırlarım. Mesela bu piştiği günü. Çünkü o biber dolmasından pek hoşlanmıyor. Şu biberin de alt üstü gitmiş ama ne yapsam, atın bari bunu. Çünkü şimdi doldurduğum zaman hep dışına çıkacak bulgurlar. Tencerenin içi hep bulgur oluyor o zaman, o da yormuyor. Nane de bu güzel kokuyor ki içinde burcu burcu valla. Çok dolduruyorsun Yasemin Hanım diyebilirsiniz. Çünkü söylediğim gibi içi fazla yapmıştım. Şimdi kalırsa da israf olur bu iç. Yani fazla da olsa seviyoruz biz bunu. O yüzden fazla fazla koyuyorum içine. Bulaşıklarımızı yine yıkadım. Ondan sonra temizliğimizi yapacağım biraz sonra. Biberimi doldurum koyayım da dedim. Öğlen geçti çünkü acıkırlar biraz sonra. Eşim eski tuvalet vardı hayatta, biliyorsunuz ağaçların olduğu yerde hayatta. Hani hep düzenleyin hayatınızı, düzenleyin oradaki ağaçları çekin diyen bazı izleyicilerim vardı. Onlar biliyorlar kendilerini, kim söylediyse. Şimdi ben aklımda tutamıyorum. Oraları düzenlemeye çalışıyor eşim de. Oradaki tuvaleti yıkıyor. Temizleyecek orayı. Zaten kullanılmıyor. Bu yanına bir daha tuvalet yaptık şu tarafa. O eski yıktığımız tuvaletin şeysi yok yani. Ramam hiçbir şey yok. Eski klasik tuvaletlerden de eskiden onları kullanırlardı. İşte kullanırdık hepimiz. Sonra evimizde tuvalet olduktan sonra oralara girmemeye başladık. Oralar boş kaldı. Bir de oraya eşim ağaçlar diktiydi. Böyle uzun uzun şey, kavak ağaçlarını. Şimdi o kavak ağaçlarını da çektik içeriye. Onlar da artık mandıraya örtülecek üstülerine. Yani lazım olduğu için hep içeriye çekti onu. Kışa doğru örtecek. Şimdi biraz gölgelik yaptık ineğimize. İneğimiz gölgenin altında duruyor. Tanasıyla beraber. Dün mangala gittiydik abim dinle. Allah razı olsun, bizi mangala götürdüler. Şöyle dedim.
Ama bu kadar yeterli herhalde. Bir tane de şuraya koyayım bari. Biberleri o kadar taze ki. Cansu'nun bahçesinin biberi bu. Şöyle ucuna koyayım ama çok gibi görünüyor size. Şöyle. Artık ekmekler yapılacak, erişteler kesilecek. Ondan sonra kış hazırlıklara başladı. Soslar, salçalar, her şey yapılacak artık. Azar 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 hepsinden yapacağım. Bu sene her şeyden çok yapmayacağım. Çünkü hep çok yaptığım zaman hani israf da olmuyor da diyebilirim, oluyor da diyebilirim. Verdiğimiz veriyor, vermediğimiz israf oluyor. O yüzden şöyle. Şu domatesimizi de alalım. Şöyle küçük küçük parçalarına kapak yapacağım buna. Motorumuz da yapılmadı sevgili izleyicilerim. Onu da videom, dünkü videomda attığımda görmüşsünüzdür. Motorumuzun ön tarafı kırılmış, ezilmiş. Motor sulet vurduğu için bayağı sert vurmuş. Parçalarını bulamıyor. Normal bütün parçasını alsak çok pahalıya geliyor. Tek tek almaya çalışıyor, onu da bulamıyor. Bilmiyorum hayırlısı, bakalım ne olacak. Bugün Acıgöl'e gidecekler abimin eşi. Bir de oralardan soralım dediler. Belki orada bulunur, orada usta çok diyorlar ama bilmiyorum hayırlısı bulunursa. Elimiz ayağımız gitti vallahi. O kadar iyi oluyordu ki motorumuz. Her tarafa gidiyorduk, geliyorduk güzel. Hani benzin derdimiz yoktu, mazot derdimiz yoktu. Binip binip gidiyorduk ama olmadı. Önü çarpınca kırıldı işte. Büyük bir kazaymışmış vallahi, Allah'ım esirgemiş cümleyle birlikte. Tamamdır. Şu domatesi şimdi yine kullanacağım. Çünkü şu kadar biberim kaldı. Bu biberimin içine de patates yapacağım biraz. Biraz da domates yapım. Domates doldurum. Şunu şöyle tek sıra halinde pişireceğim gördüğünüz gibi. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Şöyle dışarıda eşim çalışıyordu. Şurada gördüğünüz yerde buradaki tuvaleti falan yıktık. Şurada biliyorsunuz tam ortada tuvalet ve ağaçlar vardı. Oraları yıktık. Bir de öbür tarafın şu karşı duvar yatmış. Arkadaki şeyden dolayı, çalıdan dolayı çalı ağacı var onun arkasında. Yani hiçbir meyve vermeyen dikenli bir çalı ağacı. O ağaç bu tarafa doğru geldiği için duvarımızı yatırmış. Yani duvar yan yatmış hafiften. Mesela bu sene yıkılmazsa seneye hepsi bir arpadan dönecek. Öyle tamamen dönmemesi için eşim şimdi orayı da yıkıyor. Şöyle tuvalette yıktı. Buradaki şu ağaçlar falan var. O ağaçlarımız ne kesilecek hep de. Önce duvarı bir yapım, ondan sonra da ağaçları kesim orayı diyor. Ortadaki ağaçlarımızı kesip sobaya atacak. Yakacak yani. Şuradaki böyle tuvaletin de daban tarafı kaldı. Üst tarafını tamamen yıktı şöyle gördüğünüz gibi. Yemeğe yedik, biber doldurmuştum biliyorsunuz videomuzun başında da. Biber dolmasından sonra ben de bunlara çay yaptım, getirdim. Şöyle bardaklarım burada. Çaylarını içtiler. Şimdi inek sahmiye gittiler. Ahırda Kaan'la ikisi, belki makinenin sesini de duyuyorsunuzdur. Elde sağlamıyor ineğimiz. Makinede sağlıyor. Şöyle çayımız da burada. Biraz da çekirdek getirdim. Oturalım çitleyelim diye ama inek durutmadı. Mö 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 hörüp duruyor yalnız başına olduğundan. Bu tek kaldığı için böyle çok şey yapıyor. Çok möleyiyor. Çünkü geldiği yer kalabalığıydı. Burada da yalnız kaldığı için çok hörüyor. Hani aç olsa da hörüyor. Susuz olsa da hörüyor. Yani biri yok sürekli. Hiçbir aç bırakmıyor. Mesela herkes iki kere saman verir. Bir sabah bir akşam. Biz üç kere veriyor, inanın böyle hörüyor diye ama yine onu bırakmıyor hörmesini. Hayırlısı olsun bakalım. Alışana kadar ipi gibi mörür, hörür işte diyen gibi. Şöyle çekirdeğimi de kaldırayım da tavukla çitlemesin. Şöyle şuralara doğru bir gidelim. Size de bir gösterim oraları.
şöyle buralar tertemiz olacak inşallah. Burayı şu pirketleri de ortadan kaldıracak. Şuranın duvarında yapacak. Buranın duvarını gördüğünüz gibi. Köpekler duvardan haya da geçiyor, balkona geçiyor. Ta balkondaki telliklerimizi koparıyor, yiyor, ayakkabılarımızı götürüyor. Dirken bayağı bu hayvanlardan çok şikayetçiyik köpeklerden. Hani burada hayvan severler de kızabilir ama burada biz haklıyız. Çünkü hani kapımızı mapımızı örtüyor şuramız ama hayvanlar geliyor. Balkondaki ayakkabılarımız, telliklerimizi hiç mi bir şey bırakmayacak orada mesela. Neyi bırakırsak parçalıyorlar. Çocukların bezi mezi kaldı mı onu parçalıyorlar. Acı da değiller halbuki. Sürekli bak buradaki konu komşu sürekli yemek verir onlara. Herkes veriyor yani. Ben de elime geçtikçe veririm. Böyle yemek artığı ne olduğu zaman özde döker gelirim o şeye kapıdan dışarıya. Ama yine de bilmiyorum yani onu oyun amacıyla yapıyorlar herhalde. Ayakkabılarımızı yiyorlar. Kaan'ın ayakkabısını yediler geçen gün Acer ayakkabısını. Şimdilik de benim pembiş telliğimin tekini koparmışlar. Bir kaldı. İki taneydi. Birisi koptu. Teki kaldı işte. O yüzden buradan da şu duvardan köpekler çok çabuk geçiyorlar. Bura çünkü yıkık gördüğünüz gibi. Buraları yıkılanları tamamen uçuracak. Pirketine tekrardan duvar yapacak. Çünkü tavuklarımız da köpek götürüyor. Geçen gün biliyorsunuz hani size demiştim ya. 3 tanesini birden götürdü köpekler. Siyah bir tane köpek var. Yavruları varmış şeyde. İleride köprünün altında. Onlara götürüyormuş tuttuğunu. Hani benim değil komşularınkilerde tutuyorlar. O yüzden duvarımızı çekmemiz lazım. Köpekler götürüyor çünkü ne bulursa. Vallahi hiçbir şeyden yılma yok bu hayvanlardan, köpeklerden yıldığımız kadar. Çünkü onlar çok hani bir de buraya hep azıtmışlar. Bir sürü köpek azıtmışlar. Bahan yok, çeken yok. Bilmiyorum bir yasa çıktıydı. O da olmadı herhalde. Onaylanmadı. Barınak falan da olmadı. Hiçbir şey yok ortada. Barınak ne olsa da toplasalar götürseler hani öldürmelerine bizler de karşıyık. Ölmesinler ama barınakta dursunlar diye düşünüyorum. Yazık onların da canı var. Hani onların da yaşamaya hakkı var. Biz yaşamaya hakkımız yok yani. Cenab-ı Allah onları da yarattıysa vardır bir bildiği yani. Onların da yaşamaya hakkı var. Onlara da can vermiş Rabbim. Öldürmesinler. Güzelce barınak yapsınlar. Barınaklara koysunlar diye düşünüyorum. Hani insanlar da en azından böyle aciz olmasınlar. Her şeyden bıkıyor vallahi. Şuraların her tarafları temizleyecek. Gördüğünüz gibi buralar hep ot çöp. Buraların otun çöpünü hep tıtmığına çekeceğim. Yakacağım. Duvar bittikten sonra burayı güzel bir meydana getireceğim. Bir daha artık buraya ağaç maaş da kaymayacak. Böyle İbrahim Usta hiç boş duramıyor. Şöyle gördüğünüz gibi burası eski tuvaleti de yengemin tuvaletiydi burası. Ama hiç kullanan olmadı. Söylediğim gibi hani evde tuvalet olunca dışarı artık bir de burası lağımlı değil. O yüzden şurada da hurdal anne var. Bunlar seçilecek içinden tüpler var, hurdalar var. Şuradaki ağaçlar kesilecek işte. 8-10 tane ağaç var içinde. Onları da kestikten sonra yakacaklığımızı atalım diye düşünüyorum. Şöyle bu tuvaletin altı da kalkacak buradan. Burası da açığa çıkacak. Şu pirketleri biraz sonra Kaan geldi mi şuraya kaydı. Babası tembekledi. Eline bir eldiven giysin. Şuraya şeylerin tüplerin yanına buraya kaysın. Çünkü oradaki şeyler buraya gelecek. Ondan sonra buranın duvarlarının, pasaklarının, angazlarını da traktörle çekecek. Allah nasip kısmet ederse. Şu da Hasan'ın paytonu. Bu da burada duruyor hala. Buradaydı biliyorsunuz. Şu koşedeydi. Şu tarafta. Şeylerim orada. Şimdi orada duvardaş çekileceği için bu tarafa çekti. Kaan buraya bıraktı. Böyle işte sevgili takipçilerimiz. Vallahi bizde durumlar böyle. Hiç boş durmuyor. Çünkü eşimden başka yapacak da hiç kimsemiz yok zaten. Kaan küçük biliyorsunuz. Hani ustaya da versek kendi elinden geliyor. Yani malzemeye veriyor. Bir de ustaya versek o zaman hiç işin içinden çıkamazdık. Kendi becerdiği için. Kendi yapıyor. Allah razı olsun eşimden. Ahır tarafı, mandıra tarafı bitti. Sıra bu duvarda. Bu duvarda yaptıktan sonra inşallah işi bitecek. Allah nasip kısmet ederse. Ondan sonra da çalışmaya başlayacak geri. İşe gidecek tekrardan. Nereden çağrılırsa oraya gidecek artık. Burayı bitirim diye duruyor şimdi. Şu karsambalarda o kadar gözümüz durmalıyor ki vallahi ne yapacak bilmiyorum onları. Ağaçları. Onlar doğranı verse de içeriye atsam ben daha iyi olur ama eşimin hiç fırsatı yok. Çünkü duvarı yıkmak zorunda. Neyse çayımızdan ben bir bardak daha katım da içe durayım. Şöyle çayım da önümde.
soğumadan bir daha içeyim. Buradan bir şey geçiyor ama. He, pörtüf, pörtüf, pörtüf. Şu yukarıda da terasta da kayısılarım serili hala duruyor onlar. İçinin çekirdeklerini ayıklamadıydım. Ne halde ne yolda bir daha hiç çıkıp bakmadım. Çünkü kayısıdan bayağı biz de bıktık. Her taraf kayısı kayısı görmekten. Sonunda işte yarım kuva kadar bir şey vardı. Az vardı. Onu da ben hemen yıkadım, çatıya serdiydim. Ne oldu annem? He. Kaynanes kapımızı açıver bari. Tavuklar çıkar mı ki? Onlar girer biraz sonra. Cümleten selamün aleyküm. Tekrardan hoş geldiniz kanalımıza. Bugün günlerden perşembe. Ben bu videoyu bugün atacağım. Dünkü videomun devamı bu. Bugün ben melemenlik malzemeleri aldım şöyle. Bunları yarın yapacağım Allah nasip ederse. Şöyle biberim. Şöyle bunları güzelce biberlerimizi aldık. Bunlar köy biberleri. Manavlardan almadık. Pazarda köylü bayanlarımız oturuyor. Böyle köyden kaldırıp sattıklarını. Biz de onlardan aldık köy şeyleri böyle. Biberlerimiz. Bunda 4 kilo mu var? 4 kilo ne bu biber? Bu poşetteki 4 kilo. Şu torbadaki de 6 kilo. 10 kilo biber aldık toplamda. Melemenlik yapacağım. Kışlık melemenimiz bu fazlasıyla yeterli. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok da yönünü aldık. 20 TL kilosu biberlerin. 10 kilosunu kaç liraya almış oluyor o zaman? 10 kilosu mu? Hmm. 200 lira. 20'den değil mi? Ha. İyi yönünü almıştık vallahi. Bahçeden eksik kaldırsak dünyanın su parası geliyor. Bahçeyi de kopardığın hani dünyanın malı ama onlar da sulaması, ekmesi, çapalaması, fidesini satın alması, her şeysini hesaba kattığın zaman bu daha uyguna geliyor. Tabii. Ama kapının önünde mesela yeşilliği olsun, bir şeysi olsun koparıp yemesi o da ayrı bir zevki oluyor. O da başka bir şey. Yani ona da hiçbir şey diyemem. Şöyle patates aldık. 7 kilo patatesi 70 liraya aldık. Burada da 7 kilo patates var. Ondan sonra şöyle 2 kilo kadar muz aldım Kaan'a. Kaan isteyiyordu. Şöyle soğan da 5 kilosunu 50 liraya aldık. 10 lira onun kilosu da aynı patates gibi. İkisi de 10 lira değil mi patatesin en şeyi? Bunları büyük torbalarından almamız lazım. Şeyi, soğanı kışın. Patates toplarız da kışın onu alacak. Şurada da şöyle kornişon şeysini aldık. Ne bu? Salatalık. Şöyle küçük küçük böyle videoda gözüktüğüne bakmayın. Normalde şöyle küçücük küçücük. Bunun da 4 kilosunu 100 TL'ye aldık. 3-4 şişe kursam yeter bununla da. Şöyle çok güzel kibar kibar küçücük küçücük. Bunu kaynar suyla yapacak bildiğiniz gibi. Şişelere. Şöyle hepsi küçük yani bunların. İri olan pek nadir içinde. Mesela şu en büyükleri. Böyle kornişonumuzu da aldık. Bunun tasası da gitti. Allah nasip ederse güle güle yedirmeyi nasip etsin Rabbim. Şöyle arkada da iki kasa domates aldım. Ama bu domatesler Bursa domatesi. Çünkü ben melemende koyu domatesini pek sevmiyorum. Koyu domatesi de var. Bir ileyen kadar da koyu domatesi var elimizde. Şöyle çıkarabilirsem. Linda domates diyorlar buna. Ya da Bursa domatesi. Salçalık domatesi yani kibarcası. Bunun birisini melemene yapacağım. Birisini de şu öbür kasayda domates sosu yapacağım içine. Allah nasip ederse inşallah. 2 günle bunlarla uğraşırım. Bitiririm. Tasası gider. Böyle işte. Onun sonra başka ne aldık? La? Bir şey almadık. Ne bu kadar? Yok. He. Dün de şöyle şişe aldıydık orada. Küçük şişelerden Rabiş bacım almış ya. Hatta videoda bana da diyor sana ulaşamadım diye. Beni aramış aramış. Biz o gün pikniğe gittiydik. Telefonum da sessizdeydi. Hiç duymamışsın. Yanımdaydı halbuki ama duymamışsın beni aradığını. Biz de tekrardan eşimi gönderdim. Böyle 2 koli almış. Şöyle yanından göstereyim size de. Bu şişeleri sos yapmak için aldık. Domates sosu. Ya da bir kolisini domates sosu yapacağım. Bir kolisinde kahvaltılık acılı sos yapacağım bunları şöyle. 2 koli almış. Bunlardan 25'erden 50 tane. Şöyle 50 tane de kapağımız var. Kapaklarımız da çok uyguna aldık. 50 tanesini 50 TL'ye aldık.
bu şeylerde, şişelerde 125 liraymış bir kolisi. İki kolisi 250 lira yani bu ikisi. 50'de bu 300 lira buradakinin hepsi. Benim şişelerim genelde hep büyük şişeler olur. Şöyle kocaman kocaman şişelere koyarım. Mesela komposta koyduğum gibi. Ama şu reçellerimi küçük koydum. Bu reçeller, Cansu'nun reçelleri bunu da götürmek duruyor. Şöyle geçen seneden kurduğum şeyler vardı. Ne bunların adı? Adı aklıma gelme. Ha, jelepon. Jelepon biberlerim vardı. Şöyle iki tane de Cansu verdi bunları da. Cansu kurmuş bunları iki tane. Kendisine kuruncuk. Bana da verdi. Allah razı olsun kızımdan. Şöyle bunlar da yukarıya çıkmış sular. Niye çıktı bilmiyorum. Kompostolarımız güzel güzel yaptığımız. Bu sene kirazları şişeye koymadım. Dondurucuya attım bu sene de. Şu arkadakilerde tarhana, yoğurt çorbalarımız. Onlar da geçen sene yaptıydık. Ama bu sene yine yapacağım. Cansu istiyor çünkü. Anne onlardan yapalım diyor. Çocuklara hazır oluyor diyor. Bizim daha böyle 4 şişemiz var. Çok da kalmamış da 3 şişe bir de küçük var. 4 şişe. Yine de yapacağım inşallah. Şunlar da domates soslarım. Şu da kahvaltılık. Bunun bir tanesini dün yine açmıştım domates sosu diye. Bu da kahvaltılık çıktı. Bunlar şimdi şöylece bakayım. Şu da sos. Hı? Kahvaltılık bu da. Evet biraz daha şöyle. Şişelerim ağır döndüğü zaman kahvaltılık oluyor bunlar. Çünkü domates soslarım daha şey. Hem de domates sosunun içinde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ama kahvaltılıkların içinde şöyle. İçine bir şey atıyorduk bunu ama şu anda aklıma niye gelmiyor benim. Ben böyle unutkan oldum vallahi. Baharat çeşitleri var onların içinde. O yüzden onlar belli. Bakın şu dördü kahvaltılık. Dördü de domates sosu. Domates sosunun birini de dün açtım. Tekrardan kullandım. Yarısını yarısı duruyor. Isot. Evet. Bunun içindeki şu siyah görünenler isot. Yeni aklıma geldi. Buna kimyon, karabiber, bir de isot katılıyor baharat olarak. Kalan da domates, bir de salçalık biberden yapılıyor. İstersen yeşil biber de katabiliyorsun. İstemezsen katmıyorsun. Zevkine göre yani o da. Evet. Pazar o kadar kalabalık, o kadar kalabalık ki inne atsan yere düşmez pazarda. Bunlarımızı aldık. Bir saat dolanmadık herhalde. Çünkü eşimin işi var. İşken geldik. Bunlar Acıgöl'e gidecekler bugün. Daha hala motorumuzun parçalarını bulamadılar. Parça arıyorlar. İnternetten getirtmeye şey diyor. İnternette de yok. Bilmiyorum yapılabilecek mi, yapılamayacak mı? Öyle duruyor işte. Ben bunlarımı bir kilerime çekeyim. Evet canlar şöyle ben biberlerimi tertemiz yıkadım. Şöyle. Şu leğenimin içine de yıkadıklarımı atıyorum böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama domateslerimi henüz yıkamadım. Domateslerim orada duruyor. Çünkü onların işiyle şimdi işim yok. Önce bu biberlerimi bir doğrayayım. Ondan sonra sıra domateslerime gelecek inşallah. Leğen doğradım daha. Şu leğenimin. Şöyle biz melemenimizi yapmaya başladık. Rabiş bacımla Songül bacım geldiler. Yetiştiler. Yalnız doğurdum biliyorsunuz. Ama çağırmadın mı? Çağırmadım bacım. Ben de değil mi? Büyün. Yo ben de şuyun için büyün doğrayayım yarın da yapım diye düşündüydüm. Yarın da yarına göre. Aynen kış geliyor. Salçamız yapılacak. Sosumuz, melemenimiz, ekmeğimiz, eriştemiz. Her bir şeyimiz bir tarafta. Şöyle. Acık kesim herhalde ız gibi benimki bilmiyorum da ben kutuya bakmadım da. İyiydik kız biz bayağı inşallah şu eriştemizi. İyiydi ya bizimki. Yine bu 10 kilo niye kessem yeter sanki. Birimden 10 kilo un alıp onunla kesiverelim. Şöyle
yağımızı koyduk tenceremizin içine. Bu da yeni aldığımız tencerelerimiz büyük büyük. Hamura kullanalım diye aldık ya. Gerçi hamura da öbürünü kullanırım. İki tane aldım. Çok yağı ısıtmadan atıyorum. O zaman yanıyor ısıtınca da. Çatır daha iyi o zaman. He. Suyla oynamayın yüksel. Hiç tohumu kalmadı. İyi temizledin vallahi tohumunu. Çalkadı tohumunu Rabiş. Bunun hiç kalmadı. Şöyle gördüğünüz beyaz tohumların hiçbirisi yok. Yüksel üstünüzü ıslatırsınız oğlum. Yem getirdi ya sütçü. Hayata mı girmiyor? Girmez de. Ne bileyim girecek. Bu daha yem ısmarladıydı. Yüksel o yanına varman oğlum. Biz bunun önce biberini yapıyor. Ondan sonra domatesini. Aynen zaten. Bazı yerlerde de önce domatesini yapıyorlarmış. Domates olmaz bacım. Evet, önce biber için de haşlama gibi olur o zaman. Olmaz ki. Yani öyle pişecek, sararacak biber. He, güzelce pörselenecek. Ondan sonra domatesini dökeceğim. Domatesinin de pişti mi tuzunu atıp indireceğim. En son tuzunu atıyor. Çünkü tuzunu en son atıyor. Çok sulanıyor. Tuzunu erken atıyor. He. Yüksel üstünüzü ıslatmayın. Acı ya, belli belirsiz yağ attım. Yağsı az iyi olur. He, çok yağlı iyi olmuyor. Bizim Emoş çok sever ya. Şişenin üstünde duruyor ya. He, bana yani. Diyor ya domates sosu yapacaksın. Bol yağlı olacağım şu domates sosu. Emoş öyle diyor. Bizim Emoş mu? He. Bol yağlıcağız yapan ne diyor. İyi bir yağ değil ya. Tatlı oluyor diyor da. He, zeytinyağı değil bir şey değil. Normal sıvı yağ kullandığımız. Sen de zeytinyağı sevmek sevmem ben zeytinyağını etse. Hiç yiyemem onu. Küçük ağaç getirir mi bacım? Çıdırgı gibi. İyi, iyi, yansın. Dur ben bir getireyim. Dökecek mi hemen? Dök dök. Bak salçalı. Linda domates hiç suyu bile çıkmıyor. Koy domatesinden ne oluyor? Ben koy domatesini seviyorum anam. Ben bunlarla sevmiyorum. Bacım koy domatesi. Eşki olmayan pek atla. Eşki olmayanlar var. Onlardan çizim. Eşki olmayan işte bir de bulacağım bakın. Ben de bu domates pek severim. Tatlımsı ya. Salça gibi. Neyini seviyorsun? İşte. Salça istiyorum zaten. Salçalık ya. Bunlar sürü mü teyze altına? Ayaklarını yakmıyor mu öyle sen? Sür de yakmasın. Üç taraftan çekeyim. Abam. Dur anacığım. Tamam. Nasıl sever Eslem. Bir de bunu içine yumurta kırmasan da sos gibi oluyor ya ben de öyle seviyorum. Acayip oluyor. Değil mi? Ben de domates sosunu katıyorum. Bunu katmıyorum da fırın yemeklerime. Bunu katarım ben. Bu da güzel olur ama hazır pişmiş. Çay demlediniz mi? Çayımız hazır. Annem de kavanoz kapaklarını kuruluyor arkadaşlar. Az biberli bak nasıl. Benimkini de böyle yapalım. Bu bu ne kadar çıkar ki hani çok mu olacak bu? Bence çok fazla olur. 25 kavanoz çıkar. Valla. Çıkar annem. Hadi bakalım herkes bir şey say söylesin ortaya. Kimin dediği tutacak? Kavanozlarına 25 tane çıkar bence. Valla. Sence anne? Bence 20. Teyze sen? Bana da 25'i de geçer gibime de geliyor. Değil mi ama o da var. Tuzunu en son mu atacaksın teyze? İndireceğim ya çok sulanmasın. Şurada benim kavanoz şeyim de vardı. İçine koydum. Tamam mı? Son iğnen iyi oluyor son iğnen.
Baba video çekip yapıyorum. Bu şekilde pişecek. Odun ateşinde. Biz bunu böyle çok seviyoruz arkadaşlar da benim bacım böyle sevmiyor. Odun ateşi koktu mu hoşlanmıyor. Ateş kokunca sevmiyor. Ocak da seviyor o. Ben de bunun kokusunu çok severim aslında ama o da ben sevmiyorum diyor. Bizim çete geliyor oradan. Dolaşıp geliyorlar. Odunlar da şöyle hemen yanıyor arkadaşlar. Allah'ım yakma ya Rabbi. Şuna bile dayanamok le. Ay. Annem bugün menemen tasasını atar inşallah. Başka yapan anne bundan başka? Ben yaparken bahane işitmesin benim bir daha yapan. Ben de. Domates sosu. Ona ne kadar domates gerekiyor mesela? İkisini bir yapsak ben de onu da alsam da. Bir kasa. Bahçemin nasıl domatesi var? Kızarmıyor. Büyümüyor da kızarmıyor da bilmiyorum. Yerini sevmedi herhalde. Duvarında bir ona yakışmadı. Dar geldi bence. Biberin üstüne yattı şöyle şöyle. Artık duvarın üstünü bıraktı. Çok iyi aslında toprağınayım ama Fadman halam da dedi bu domates en son olurmuş. Hasat zamanı herkesinki kalharken bu olurmuş. Öyle oluyormuş. Ne diyeceğim ben 9. aydan sonu? Şey yaparım yine domates sosu yaparım. Korum bozulmuyor zaten. O zamana da doğal gaz olursa tüpte yaparım mutfakta.